Francisco Birlik Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, AK Parti'nin Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ve Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile birlikte Fisko birlikte Akçakoca Şube Merkez Deposu'nda bir araya gelerek Öztürk'ün 1941 kilo fındığını teslim aldı. Tanıyoruz buyurunuz ya. Merhaba, nasılsınız? Hani Ercan Vekilimiz, TRT'ye tes atmıyorum, siz mutlaka tanıyorsunuz da. Meclise gidiyor günden bu yani. Ne zaman fındık konusu olsa mutlaka Fisko Birlik diyen, üretici bir ayak tutmak gerekir diyen, her platformun çocuklarına destek vermeye çalışan bir kardeşim vekilimiz yani. O yüzden ben huzurunuza teşekkür ediyorum sana size. Ertuğrul vekilimiz ve Sakarya vekilimiz, hep Sakarya diyoruz ki iyi ki biz diye. Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Fisko Birliği'nin fındığın geleceğinde önemli bir rol oynadığını belirterek, bu yüzden üstümüze düşen görevi yaparak mahsulümüzü Fisko Birliği'ye teslim ediyorum dedi. Biz geçen burayı ziyaret ederken de başkanlarla birlikte konuşmuştuk. Fındığın geleceği fındıkçının kendi birliği olan Fisko Birliği olarak görüyoruz. O anlamda biz de kendimize düşen, üretici olarak kendimize düşeni yapıp mahsulümüzü Fisko Birliği'ye teslim ediyoruz. Fisko Birlik Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfü Bayraktar ise yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek sözlerine şöyle devam etti. Birimize yeni sezon hayırlı olsun inşallah. Rabbim bol bereketli kazançlar versin. Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Tabii sezon başladı. Tabii sezonun getirdiği bir kısım sıkıntılar da var. Yani hava şartları sebebiyle ürün tam bir kısmı da ürün gelişemedi. Kokarca belası var. Yaklaşık bir yıldan beri aslında hem hükümet hem meclisteki fındık çalışma grubu, bölge bekleme oluşan çalışma grubu bu konuda bir çaba gösteriyor ama Kokarca'nın ciddi mazayet verdiği yerler var. Ama son itibariyle hükümet bir fiyat açıkladı. Şunu söylemek lazım, hükümetin fiyat açıkladığı piyasaya gireceğim demesi fiyattan yani fiyattan ayrı hükümetin aslında ben fındık üretimini koruyayım demesi açısından önemlidir yani. Bunu ciddi almak lazım. Ben bir kısım üründe bozukluklar ve Kokarca sebebiyle piyasanın şu anda baskı karşılığı olduğunu düşünüyorum. Ama süre içinde piyasa rayına oturacaktır. Üretimimiz emeğinin karşılığını vermek anlamında biz de Fisko Birlik yoğun bir çaba içindeyiz. Az önce birkaç kere daha söyledim. Mesela Kokarca ürünleri alabilmek için üretim mağdur olmasın diye 30 kiloya kadar fındık ürünü Kokarca'nın mağdur ettiğiyle de almak gibi bir karar aldık. Dolayısıyla aslında Fisko Birlik üreticinin kuruluşu, Fisko Birlik ne kadar, üreticine kadar sahip çıkarsa Fisko Birlik o kadar güçlü olur, Fisko Birlik güçlü olsa o kadar üreticine sahip çıkar. Piyasanın biraz daha oturması için zamana ihtiyaç var belki ama muhtemelen tabii yani Eylül ayı aslında okul zamanı, üreticilerimizin ihtiyacının karşılığı zaman ama dişimizi sıkabilirsek piyasanın daha yukarılara doğru oluşacağını düşünüyorum ben. İnşallah sezon hem tüm dünyadaki fındık piyasası için hem de Türkiye'deki üreticiler ve piyasa için hayırlı bir vesile olur. Biz şunu söylemek istedim ya, bu kurum Fisko Birlik üreticinin ortak olduğu, üreticinin sahibi olduğu bir kurum. Dolayısıyla ya bu kurumu şahsi indirgemek, Ahmet Mehmet demek çok şey değil. Geçmişte yaşanan bir kısım kötü tecrübeler her kurum için olduğu, devlete için bile oluyor ama onlar geride kaldı. Bu kurum iyi gidiyor. Yani 20 anakarında 120 barkod ürünü var, üretiyor, nihayet olarak dünya ve Türkiye'yi satmaya çalışıyor. Bu süreçte hep birlikte olursak uzun yolu daha kısa zamanda alma şansınız var. El birliği, güç birliği yaparak inşallah hem Türkiye'deki üreticilerin daha mutlu olmasını, hem üretici piyasanın daha konumlu hale gelmesini, hem de dünyadaki fındık piyasasında Türkiye'nin daha aktif, daha güçlü, daha kontrolü bir noktaya gelmesine katkı sunmuş oluruz. Bu anlamda tekrar söylüyorum. Desteğe hep birlikte, aslında desteklerken birbirimize destek vermeye ihtiyacımız var. İnşallah yeni piyasa tekrar söylüyorum. Hayırlı da vesile olur. Allah bol bereketli kazançlar versin tekrar. Biz aslında yani yaklaşık 6 yıl önce aldığımız fındığı nihai muamele yaparak Türkiye ve dünyaya satmak gibi bir hedefle girdik. Bugün aslında bu 20 bin tonlara geçti. Ama bizim hedefimiz genel üreticiye çevirmektir. Bu anlamda yani üreticinin getirdiği bütün fındığı almak gibi bir hedefimiz var ya. Ne getirirse. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Konuşmaların ardından AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Fisko Birliği'ye fındık mahsulünü teslim ederek makbuzunu aldı. Hayır. Ama bugünkü fiyatın üzerinde.